emekçilerin talepleri dikkate alınmalı. Öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmelidir. 31 Aralık 2021 tarihinde meclise sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan öğretmenlik meslek kanunu tasarısı eğitim çalışanlarının ve sendikaların tamamına yakının eleştirilerine rağmen bugün meclis genel kurulu gündemine getirilecektir. Eğitim sen olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi meclise sunulan kanun tasarısı gerek biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Kanun tasarısında özel okullar, kurslarla çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken öğretmenlik meslek kanunu tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi kabul edilemez. Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyona yakın öğrencinin eğitim hakkını yaşama geçirme ve 1 milyona yakın öğretmenin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını 13 maddelik bir kanun metniyle düzenlemek öğretmenlik mesleğine ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlik mesleği, önemli bir konumun birkaç kanun maddesi ile üzerinden büyük ölçüde statü farklılaşması ve maaş artışına indirgenmesi doğru bir uygulama değildir. Aynı işi yapan öğretmenlerin uzman öğretmen, baş öğretmen gibi statü farklılıkları üzerinden ayrıştırılması, hatta kendi içinde bölünmesi, iş yerinde çalışma barışının bozulmasına neden olacak. Eğitim sistemi bu durumdan kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenecektir. Yapılması gereken öğretmenlerin statülerine göre sınırlandırıp birbirine rakip haline getirmek değil, öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımına son veren ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapmaktır. Tasarıda aday öğretmenlere yönelik adaylık sınavının kaldırılması bir müjde gibi sunulurken sınav işleminin adaylık değerlendirme komisyonuna devredilmesi aday öğretmenlerin iş güvencesine yönelik büyük bir tehdit anlamını taşımaktadır. Bu düzenleme ile atamalarda yoğun olarak gündeme gelen mülakat torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesi, arşiv taraması, güvenlik soruşturması gibi uygulamalar üzerinden yeni mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Kanun tasarısı hazırlanırken 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ILO-UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiye kararı yok sayılmıştır. Türkiye tarafından da onaylanan tavsiye kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adımdır. Eğitim sen olarak yaptığımız sayısız basın açıklaması, iş yerinde gerçekleştirdiğimiz toplantılar, eylem ve etkinliklerde defalarca dile getirdiğimiz talebimizi bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi burada da sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen öğretmenlik meslek kanunu tasarısı derhal geri çekilmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa öğretmenlerin statüsü tavsiye kararı temel alınmalı. Sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Yaşasın örgütlenme mücadelemiz. Eğitim sen ders düşüresin.